Evet efendim, herkese merhaba. Umuyorum sesim iyi çıkıyordur. Arkada çünkü bir de horoz var. Bu sefer horoz hocacır böcekleri sustu. Şimdi konumuz nedir? Konumuz tekrar gayrimenkul. Bu ay konut satışları, yani Ağustos değil ama Temmuz konut satışları gerçekten şok etti herkesi. 127.088 adet konut satıldı. Çok ciddi bir artış birdenbire. Bir önceki aya göre %60 artış var. Haziran ayına göre. Haziran ayında da 79 bin küsürdü. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Tabii ki sayıları sizler de okuyabilirsiniz her yerden. Dinleyebilirsiniz başka mecralardan da. Bu bize şunu gösteriyor. İnsanlar kendilerini ne olursa olsun güvende hissettikleri en önemli tek yatırım aracı yine gayrimenkul. Tabii dağılıma baktığımız zaman esasen onu net olarak göremiyoruz. 127 bin konut görüyoruz ama şöyle çıkarabiliriz. Krediyle olan satışların 9 bin adet olduğunu düşündüğümüz zaman, yani çok ciddi bir sayıda %91'i peşin alınmış. Şimdi peşin alınmış demek parası olan demek, nakit alım demek. Parası olan için tam bir fırsat esasında, her zaman söylediğimiz gibi. Çünkü fiyatlar yükselişi bıraktı, yükselişin artık düşüşe geçtiğini gördük ve gerçekten satmaya ihtiyacı olanların da ciddi bir şekilde fiyat indirdiğini, biraz pazarlık payında artış olduğunu gördük. Ve insanlar işte borsada da parasını değerlendirse, mevduatta da değerlendirse, KKM'de de değerlendirse, altında da değerlendirse, sonunda hep söylediğim oluyor, dönüp dönüp bu paralar gayrimenkule yatıyor. Çünkü işte şöyle bir söylenti de var, hani ne kadar düşeceği belli değil ama faiz, mevduat faizlerinin düşmesi söz konusu bir miktarda olsa. Bayağı da iyi bir gelir elde ettiler. Şimdi bakıyorlar orada kazandıklarını, ciddi bir şekilde burada eğer istedikleri evi buluyorlarsa alıyorlar. Ben ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Piyasada gördüğüm gelir seviyesi düşük olan vatandaşların böyle bir yatırım yaptığını zannetmiyorum. Yapabileceğini de zannetmiyorum. Çünkü görüyorum mesela Sütlüce'de bir yer satıyoruz. 4,5 milyonla çıktık. Yeni sayılabilecek bir bina. Çok eski değil. 20-25 yıllık. Ama bir ailenin yaşayabileceği ölçeklerde. Mesela bu gayrimenkul, bu konut yaklaşık 3 aydır alıcı bulamadı. Fiyat 3.750'ye indi. Herhalde mal sahibi yakında kaldıracak. Diyecek ki biraz daha ileriki zamanlarda tekrar deneyelim. Çünkü yok, satış yok. Bu neyi gösteriyor? 30-40 milyon, geçen gün TV100'de de galiba değerlendirdim. 30-40 milyon adet, ama o 30-40 milyon Türk lirası, kafa gitti. Türk lirası konutlar satılırken 3-3,5-4 milyon konutların satılmaması bize şunu gösteriyor. Esasında parası olan için tabii ki ülkemiz her zaman cennet. Yatırım içinde, konut almak için de. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Esas bir konu daha var ki bu konu hem gayrimenkul işi yapanlara, yani taşınmaz ticareti yapanlar için, hem de gayrimenkulünü satmak isteyenler için çok önemli. Çünkü 15 Eylül'den itibaren artık gayrimenkulünü satmak isteyenler E-Devlet üzerinden girip bilgilendirme yapmak zorundalar. Yani bir declaration yapmak zorundalar. Diyecekler ki ben evet evi, konutumu satıyorum. En önemlisi de kendi satıyorsa kendi sattığı haneyi işaretleyecek, sahip. Ben satıyorum sahibi olarak. Ya da orada satacağı kişiyi YKM dediğimiz bizim bir yetkilendirme belge numaramız var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan, Ticaret Bakanlığı'nın onaylamış olduğu bu belge numarasını girecek, o kişinin adını, soyadını girecek, işte bütün resmi bilgilerini girmek zorunda. Aksi takdirde satışlar artık 1 Ocak'tan itibaren de tamamen bu şekilde yapılmak zorunda olacak. Aksi takdirde yapamayacaklar satışları. Orada şunun en güzel yanı, artık fiyat manipülasyonu ortadan kalkacak. Yani bir bazen mesela müşterilerimize söylüyordu,
Ya bir ilandan 20 tane var. Mesela gönderiyor bana Figen Hanım, ben bu evi beğendim ama işte şurada şu fiyat var, burada bu fiyat var. Burada aynı evin galiba farklı fotoğrafı var. Yani 10-20 kez aynı ilan girilmiş farklı emlakçılar tarafından. Bütün bunların önüne geçilecek. Mal sahibinin haberi olmadan, onayı olmadan, işte oğluydu, kızıydı, geliniydi ya da herhangi biri, bir uzak akraba, yakın akraba, bir tanıdık satışını yapamayacak. Yani biraz dolandırıcılıkların da önüne geçmiş olacak. Bence çok iyi bir karar. İnşallah uygulamada herhangi bir aksaklık olmaz. Çünkü bizde kararlar alınıyor da uygularken biraz sorun çıkıyor. Evet, benim için şu anda iki tane konu çok önemli. Birisi 127 bin satışın olmasını neye bağlıyorsunuz? İşte buna bağlıyorum. İnsanların paralarını değerlendirmek için tekrar konuta önermelerini. Bu böyle devam eder mi? Devam edebilir ama yine 127 bin lira çünkü çok ciddi bir yükseliş birdenbire. Bunu ne tetikledi? İşte belki biraz borsa tetikledi, altında kazananlar tetikledi. Yine aynı konuya döndüm ama bu devam eder mi? Galiba 100 binin altına düşmeyecek, 110 binin altı artık düşmeyecek gibi görünüyor. Eğer bunu mal sahipleri işte fırsat bilip de bak satışlar açıldı, artık insanlar parasını gayrimenkule tekrar yatırmaya başladı deyip de fiyatları yükseltmezlerse, evet, biraz bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Tekrar 127 bin görmeyiz ama 110'ları, 110, 100 bin, 120 bin aradığını görürüz gibi görünüyor. Evet. Emlak ilanlarıyla ilgili de bilgi bu kadar. Efendim bugünkü şeyimiz bu. Video konumuz bu. Kısa bir özet geçtim. Umuyorum faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz çünkü. Şöyle de göstereyim. Kendinize iyi bakın. Tatilde olanlara iyi tatiller. Çalışanlara kolay gelsin.